Enişte, biliyor musun? Bunlar evlenene kadar halam eve gelmeyecekmiş ya. Bir sus abicim ya. Şişt, alo. Demek bu yüzden gitti kadın ya. Yok babacığım, olur mu öyle şey? Niye? Ben biliyorum Ahmet abi. Halam torun istiyor ya. Torun, torun istiyor. Şahin diyorum. Ne şişti, ne şişti. Ya çocuklar, üzmeyin şu kadını ya. Ne istiyorsa yapın. Allah Allah. Evlenecekseniz evlenin ya. Bak, sizin yüzünüzden ben de bekarım ya. Ben mecbur muyum sizin yüzünüzden dul kalmaya? Ha? Sonuçta dönecek annem baba. Ne zaman belli değil. Ne zaman? Can bizden uzun süre ayrı kalamaz değil mi abla? Ya niye ayrı kalmasın? Siz kimsiniz ya? Allah Allah. Sizden bıkmış zaten kadın ya. Şurada üç tane kazık kalan adamsınız. Bir de bu var, 3,5 sayılırsınız. Allah Allah. Evlenin gidin. Onu istiyor kadın. Gitmenizi istiyor. Bu evden gitmenizi istiyor ya evlenip. Torunları verin kucağımıza. Nereye istiyorsanız gidin. Oğlum bir sus be. Şişt, alo. İşte ben niye yapıyorum ya? Ya sus. Annem gittikten sonra babam adeta evde annemin misyonunu devralmıştı. Her lafı evliliğe getiriyor, yaşlılığımızdan ve torundan bahsediyordu. Ya kazık kalan adamlar oldunuz. Hala evdesiniz ha. Kaldınız başıma. Başıma kaldınız. Aslında o kadar da çok gecikmedik biz baba. Evet evet, bence de öyle. Yani mesela benim için erken baba yani. Erken ya. Ne erkeni? Ben sizin yaşınızdayken evlenmiş iki çocuk sahibiydim ya. Allah Allah, koca kazık kalan adamlarsınız. Evlenin artık ya. Yani ya çocuğunuz büyüdüğü zaman sizin kamburunuz çıkmış olacak ya. Hadi. Evde anneniz yok. Gelin melin de yok görüldüğü kadarıyla. Nazlı da okula gitti. Hadi bana bir kahve yapın da içim ya. Tamam babacığım, boş üstüne. Hadi Çağatay, babama kahve. Benim işte olmam lazım artık. Benim işe dönmem lazım. Ya usta bekler. Abi kolay gelsin sana. Evet. Babacığım görüşürüz. Vallahi ben bilmem. Ben kahveyi söyledim. Üstelik hadi bol köpüklü olsun. Bayağı köpüklü, bayağı köpüklü. İyi köpüklü olsun. Abi, kısık ateşte yaparsan köpürür ona. Ya. İyi vallahi be. Oh. Kahveden maveden. Oho! Ben sabahtan akşama kadar kahve mi yapacağım ya? Ne yapıyorsun abi ya? Kahve yapıyorum ya. Ha iyi. Ya kahve yap, sonra da akşama da şöyle güzel bir mercimek çorbası yaparsın ya. Onun yanına da böyle çoban salatası ama bol soğanlı. Soğansız çoban salatası olmaz. Ona göre şöyle güzel bir şey. Kahveye bak, kahveye bak. Çalışmasın. Baba ben ne anlarım çorbadan? Allah'ın size baba ne anlarım ya kahve... Çorbadan kahve yaptırıyorsun zaten bana baba ya. Allah Allah ya. Ne var ya çorbayı Allah... Anlamıyorsan evleneceksin oğlum. Gayet basit. Eğer çorbayı seviyorsan o zaman karın yapacak çorbayı. Bu kadar basit ya. Evet. Önümüzde ne var orası? Leş gibi ya. Biraz temiz iş yap ya. Tertipli iş yap. Şuraya bak. Sanki Sakarya Meydan Muharebesi olmuş orada ya. Şuraya bak. Önüne bak. Ne, 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 ha. Ya o ne ya? O ne ya? Oğlum kahve tuz gibi atılır mı ya? Yaptım ben daha önce, güzel oluyor baba. Böyle? Evet. Yapma o zaman sen. Böyle kahve yapma. Böyle kahve yapacağına doğru düz bir kadın bul, evler o yapsın ya. Şuraya bak.
Oğlum uzaktan basket atar gibi kahve atılır mı ya? Biraz temizle o, temizle. Öyle tezgahtan çıkmış pis kahve sevmem. Nefret ederim ya. Dur bari şöyle oturayım da rahat rahat izleyeyim seni. Sağ komiseri gibi. Ya bana bakma, önünde kahveye bak. Bana ne, ben mi kaynayacağım, kahveyi mi kaynayacağım? Allah Allah. Niye tur atıyorsun ya? Senin kaşığın yok muydu daha? Yoktu baba. Ya kaşıksız kahve yapılır mı ya? Önüne bak, önüne bak. Önüne, 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 önüne. Ya o kaşığı bir daha daldır. Ağzını açıyorsun, bir daha daldır o kaşığı. Gel buradan bir kaşık daha al. Lan kane kaymamış etmemiş. Niye ağzını açıyorsun kaşığı? Ne fark eder Allah'ın seversen baba? Ne fark eder canım? Sen, ben senin oğlunum, ne fark eder? Olur mu ya? Sen benim oğlumsun diye ben senin tükürüklü kahveni içmek zorunda mıyım? Önüne bak, önüne bak. Sen küçükken ağzından ceviz çiğneyip çıkarıp vermiyor muydun bana? Ya o zaman küçüktün, yiyordun.